Rus savaş uçağının Türk F-16'lar tarafından geçtiğimiz salı düşürülmesinin ardından Rusya Suriye'deki Hümeynim askeri üssüne S-400 hava savunma sistemini konuşlandırdı. S-400 hava savunma sistemi uzun ve orta menzilli füzelerle havadaki hedefleri 400 kilometreye kadar vurma kapasitesine sahip. Krizle ilgili Moskova'dan da açıklamalar gelmeye devam ediyor. Türkiye ile ortak projelerin rafa kaldırılmasını da kapsayabilecek adımların atılması için emir veren Rusya Başbakanı Medvedev, bu kararın Türkiye'den ithal edilen tarım ve gıda ürünlerinin kısıtlamasını da kapsayabileceğini belirtti. Kremlin'de büyükelçilerin iyi niyet mektubu sunduğu törende konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Rus savaş uçağının düşürülmesiyle ilgili Türkiye'den özür ve zararın tazmini için Ankara'dan teklif beklediklerini belirtti. Putin'in açıklamaları şöyle: "Terörle mücadelede partner saydıklarımızın bizi sırtımızdan haince bıçaklamasını kesinlikle açıklanamaz buluyoruz. Türkiye bilinçli olarak ilişkilerimizi çıkmaza sürüklüyor gibi görünüyor. Buna üzülüyoruz. Suriye hava sahasında 2 gün önce olanlar hem aklı selime hem de uluslararası hukuka aykırıydı. Nitekim uçağımız Suriye hava sahasında düşürüldü. Ankara'dan da bu konuda henüz anlaşılabilir bir açıklama duymadık. Bizden özür dilenmediği gibi kimse bize zararın telafi edileceğini ya da suçluların cezalandırılacağını da söylemedi. Kimileri teröristleri hoş görüp yasa dışı petrol ticaretinden para kazanıyor. Teröristleri ve onların yasa dışı biçimde petrol, insan, uyuşturucu, sanat eseri ve silah ticareti yapmasının üstünü örtmekle kalmıyor, aynı zamanda bundan milyarlarca dolar kazanıyorlar.